Gelin sürprizi geliyor. Şimdi bu mikrofonu elime alıyorum ve sizi stüdyonun dışına davet ediyorum. Evet, orada müthiş bir konuğumuz sizi bekliyor. Stüdyonun dışında? Evet, lütfen beni takip eder misiniz? Buyurun. Tam bu nedir başıma gelen? Bilemem, bilemem. Evet, minibüs gelsin. Allah! Evet, bakın minibüsten kim çıkıyor? Selam abi. Ya yine minibüs gibi yapıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Kardeş, hoş geldin. Evet, siz de efendim herhalde Ferdi Bey ve Orhan Bey'e birer çiçek vereceksiniz. Sağ ol baba. Sağ ol. Görüyorsunuz, minibüsçü dostunuz size kimi getirdi? Hemen ya, sizi stüdyoya veriyorum Ferdi Bey. Burası çok soğuk çünkü. Buyurun. Bugün başıma gelmeyen kalmadı Ferdi. Evet. Evet. Bu da tahmin bu ediyorum. En büyük başıma gelenlerden. Bir tanesi. Efendim size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sizi burada bırakıyorum. Konuklar. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Söylemek isterim Orhan abi. Sizleri çok seviyoruz. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Bana sağ ol. Ne diyeyim efendim, sizi Türkiye seviyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Biz de sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Hoşça kal baba. Sağ ol. Hadi rastgele. Sağ ol. Hadi buyur abi. Sen misafirsin. Evet. Gördüğünüz Allah gibi Allah. Minibüs size Ferdi Tayfur'u getirdi. Ferdi Bey, sizi şöyle alıyorum. Buyurun. Şunları alıyorum. Evet. Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur. Evet. Efendim önce teşekkür ediyorum davetimize katıldığınız için. Orhan Gencebay'ın bu özel gecesinde kendisini yalnız bırakmadınız. Şimdi Orhan Bey... Hemen ben tabii Ferdi Tayfur'a sordum. Orhan Gencebay'la ne zamandır tanışıyorsunuz diye. 1968 dediniz değil mi? Evet, 68. Sizi nasıl azarladı Orhan Gencebay? Bir anlatır mısınız lütfen? Ya şimdi azarlama değil de sabahın getirmiş olduğu bir mahmurluk sabah sabah. Şimdi evet. Stüdyoda çalışacağım, ben ilk pilavım olacak falan. Orhan abi de orada tabii kendisi büyük bir sözdür. Sazının büyük sözüdür. Sağ ol. Benim. Efendim söyleyeyim. Çalışırken gittim, ben şarkımı burada donacaktım. Beni azarladı herhalde. Ben böyle durdum, baktım içine de yormayıp bozuntuya vermedim falan. Fakat Orhan abimi 30 senedir tanırım. Orhan abim daha kim arkasından konuşmuşsa, yani bir yerden konuşmuşlarsa herkes güzel şeyler söylemişlerdir. Ben onun için buradayım zaten. Teşekkür ederim. Sonraki günlerde ne oldu bilmiyorum. Bizim plakçılar çarşısı Doğubank nişanındaydı. Evet. O mezarlık dediğimiz bir yerdi. Firavunların mezarlığıydı, orası öyle. Orada plak şirketinin önünde dururken baktım Orhan abi geçiyor. Orhan abi geldi, benim elimi sıktı, yanaklarımdan öptü ve benim halimi hatırımı sordu. Ve orada kimseyle konuşmadı. Bu bende bir şeylik yarattı. Demek ki bir ayrıcalık yarattı bende. Hı hı. Orada patronlar var, orada işte plak şirketinin yönetimleri var falan. Ondan hiçbir tanesine şey yapmadan direkt benimle konuştu, benim halimi hatırımı sordu. Bu şunu gösteriyor ki Orhan Gencebay'ın diliyle gönlü aynı. Ne sağ var? Ol Ferdi. Evet, yüreğiyle, dili o aynı. Öyle. O da öyle, sağ ol, biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Sağ ol. Ama Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay, biraz önce minibüsçüler söyledi. Bir ara İstanbul minibüsçüleri Ferdiciler ve Orhancılar diye ayrılmıştı. Evet. 70'lerde böyle olayları yaşadık, Ferdiciler, Orhancılar diye. Evet. Çok önemli, Türkiye'nin sosyal yapısındaki hareketlerden kaynaklanan neticeler de vardı ama müzik olarak da böyle ayrımlar yapılıyordu. Ama çoğu da ikimizi beraber çok seviyordu. Evet, gerçekten şarkılarınız beraber. İkimizden de şarkısı bir sosyal olgu gibiydi adeta. Evet. Peki Ferdi Bey, Orhan Gencebay'la rakip gösterildiğiniz dönemler de oldu ya da işte aynı sosyal çevreyi paylaştığınız dönemler de oldu. Acaba Orhan Gencebay'dan hiçbir beste istemeyi düşündünüz mü? Hayır. Çünkü beste istemiyorum. Çünkü kendisi ne lazım besteler? Hı hı. Kendi bestesi kendisine lazım. Çünkü kendisi de plak yapıyor. Long play. Anlayış. Güzel bir anlayış. Sağ olsun. Bestecinin, yani yorumcunun da besteci olduğuna göre önce kendisine lazım besteler.
onun için şarkı istediğim zaman lafımız şeyde kalır. Ne güzel anlayış. Ne güzel değil ama mi? Ama kendisi de ürettiği için. Evet, ben de öyle, ben de veremem. Yani şimdi birisi benden şarkı size veremem çünkü bana lazım şarkı. En iyi şarkı benim mi olsun diyorsunuz? Hayır, en iyi değil. Yani insanların, beni sevenlerin benden şarkı bekliyorlar. Dolayısıyla bana şarkı lazım. Kaset yapmam için şarkı lazım. O bakımdan veremem yani. İşin doğrusu bu. Bu diyorsun. Evet. Kestirmeden bu diyorsun. Evet, işin doğrusu bu. Peki Orhan Bey, siz Ferdi Tayfun'un anlattığı bu alayı anımsadınız mı? Ben bunları hatırlıyorum. Ferdi kardeşimiz yine fazla uzakta değildi. Yani bizim çok yakınımızdaydı zaten. Ve kendi varlığını en iyi şekilde gösterdi. Halkımız onu çok sevdi ve hatta hem beraber sevdi hem ayrı ayrı sevdiler. Evet, evet, o 70'li evet. yıllarda o demin gördüğümüz Beter'deki minibüsçü arkadaşlarımız İstanbul halkını götüren, taşıyan insanlardı. Evet, evet. Ve onlar bizim müziklerimizi çaldılar. Ve İstanbul halkı bizim müziklerimizi hem minibüslerden dinlediler. Bazıları minibüs müziği dedilerse de minibüs müziği diye bir şey yoktur aslında. Kitle iletişim araçlarında minibüsün rolü büyüktü. Evet. Ve onlar çok çilekeştirler. Bu bizim minibüs sürücüsü kardeşlerimize vefa borcumuz var. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şimdi Orhan Gencebay ile Ferdi Tayfur'u bir araya getirdik. Belki de ekranda ilk kez bir araya geliyorsunuz. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Programımızın yavaş yavaş sonuna gidiyoruz Ferdi Bey. Evet. Şimdi eğer biz Orhan Gencebay ile Ferdi Tayfur'u buradan şarkı söylemeden gönderirsek... Ayıp olur. Şimdi ne yapalım? Bir teselli ver. Evet. Şimdi, haydi bakalım Ferdi Tayfur bunu söyleyecek. Şimdi ben onu rica edeyim. Ben gerçekten bugün iyi değilim. Biraz boğazım iyi değil. Hem de bir alışkanlığımız var. Ferdi de iyi bilir. Sazım elimden alındığı zaman sudan çıkmış balığa verelim. O size şarkısı söylesin. O Ferdi tamam, söylesin. Ferdi, ben mutlu tamam, olurum. Biz de katılalım. Biz şimdi, de katılalım. Tamam söyle hadi. Söyleyelim babam. Hadi. Gel, çal. Kanun. Tabii her şeyi tut. Kanun. Bir teselli ver, bir teselli ver, yarattığın Mecnun'a bir teselli ver. Senin halinden sevenler anlar, gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise, tertemiz aşkım bana geliyor. Ben zaten her acımın tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdinle yorulmuşum. Gülemem sevdiğim, ben sensiz yaşayamam. Müthişti. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben evet, çok teşekkür ediyorum. Böylece ederim. Biz Orhan Gencebay'a da ilk kez canlı şarkı evet, söyletmiş evet. olduk. Çok teşekkür. Bir tabuyu yıkmış olduk. Bir tabuyu yani. Yıkmış olduk böylece Orhan Bey. Gerçekten hakikaten güzel söylediniz. Niye kalkmış yaptınız? Yok, şimdi şöyle bir şey var. 7 yaşımda sazımı kucakladım. Sazımı benim elimden aldığınız zaman ben sudan çıkmış balığa dönüyorum. Ay niye yani saz olmadan şarkı söyleyemiyor musunuz? İnanın ki o kadar bütünleşim. Söylüyorum da stüdyoda söylüyorum. 6 saat, 8 saat, 5 saat neyse. Sazımız elimizde olduğunda 2 gün 2 gece söyleriz. Böyle bir alışkanlığım var. Sizin bir de Aşık Veysel tutkunuz var. Küçük yaşta başladığınız bir Aşık Veysel. Veysel Baba'ya tutkun olmayan mı var? Peki şöyle yapalım. Hadi ne olur. Uzun ince bir yoldayım söyleyelim ve bitirelim. Allah evet, Allah. Evet aynen sahneye alıyorum sizi. Şöyle sahneye alıyorum. Uzun ince bir yoldayım gidiyoruz. Hadi bakalım. Uzun ince bir yoldayım. Hadi başlayalım. Hadi. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim,
gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Çok çok teşekkür ederim. Ferdi Bey, katıldığınız için ve geldiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ferdi, benim için büyük sürpriz oldu. Rica ederim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol ulan. Sağ ol. Başarıların devamını diliyorum. Sağ ol Ferdi. Gerçekten son derece mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Rica ederim. Hamucum benim kalbimi durduracak bunlar olabilir. Sağ ol. Başarılar. Sağ ol. Sağ ol efendim. Görüyorsunuz değil mi? Ne hoş bir şey böyle size sevilmek. Ferdi Tayfur'a telefon ettiğimizde klip çekim var ama Orhan Gencebay için bütün işlerimi bırakır gelirim dedi. Allah razı olsun, sağ olsun. Ne hoş bir şey değil mi? Gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim, arkadaşım. Sağ olsun, var olsun. Ve böylece bizim de biraz kulaklarımızın fası gitti Orhan Bey. İşte de bir tabuyu yıkırdık. Allah'a şükürler olsun. Canlı sesinizi de duyduk. Hiç